Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim çok şükür. Ben böyle evi toparladım. Günlük süpürgemi yaptım. Ama onu çekmedim. Her defasında da çekmek istemiyorum temizliğim. Böylelikle kitap okuyordum şimdi. Biraz daha vaktim vardı. Birkaç sayfa okumaya başladım. Henüz başlayamamıştım. Biliyorsunuz yeni kitap aldım. Aşk 5 Vakittir. Mehmet Yıldız'dan. Çok güzel, şimdiden çok güzel başladı. Yani kesinlikle tavsiye edeceğim size de. Bitirdikten sonra da zaten kendi fikrimi de size anlatırım. Bugün aslında ben size kendi rutinimi, yani günlük neler yaptığımı çekmek istemiyorum. Tam tersine Cevdet'i biliyorsunuz gün içerisinde göremiyorsunuz pek videolarda. O yüzden de böyle bir şey aklımıza geldi. Cevdet'e dedim ki sen istersen bir de iş yerinde çek dedim. İş yerini görsünler senin, neler yapıyorsun orada. Bir çek bakalım dedim. Bir de öyle yapalım dedik yani. Cevdet şu an hatta iş yerinde çekiyordur. Ve ben şimdi bu videonun arkasına Cevdet neler yapıyor işte onu koyacağım. Onu izleyebilirsiniz. O zaman direkt o kısma geçelim. Selamun aleyküm arkadaşlar, ne arıyorsunuz? Arkadaşlar Gülsüm bana rica etti bugün biraz iş yerinde çek falan diye. İnsanlar görsün nasıl çalışıyor, ne diyor diye. Size şimdi nasıl ne yaptığımı falan göstereceğim biraz. Bildiğiniz gibi ben elektrikçiyim, inşaatta çalışıyorum. Bakın arkadaşlar böyle inşaatın elektriklerini falan yapıyoruz. Görüyorsunuz. Komple kablolarını çekiyoruz falan, elektriğini bitiriyoruz. Ben bir senedir falan burada çalışıyorum, inşaat başladığından beri. Burası da şey olacak, banyo olacak burası. Buraya şey gelecek, çamaşır makinesi, orayın içine elektriğini hazırladık falan. Burada da sobamız var, ısıtıyor bizi. Kışın biraz soğuk oluyor. Bir de dışarıyı göstereyim size, bak. Burası evin balkonu olacak. Şöyle girelim bir. Burada balkonda priz falan yapalım ya. Bakın burada çalışıyorum. Direkt göl var burada. Biraz rüzgarlı var. Rüzgar var, ondan biraz sesi şey olabilir. Bakın şu gördüğünüz binalar hep yeni yapıldı arkadaşlar. Burayı 10 seneden beri inşaat halinde. Burayı yepyeni bir yer yapıyorlar. Bakın daha 10 sene falan da inşaat sürecek galiba. Görüyorsunuz mu bu? Şuradakiler hepsi yeni. Yani burayı inşaatla 10 sene sürecek. Bu da bir tane göl buraya kendileri yaptı. Evet. Böyle çalışıyoruz işte. İşte böyle çalışıyoruz arkadaşlar. Tozun toprağın içinde çalışıyoruz. Yani 10 senedir belli falan yapıyorum. Ben işimden memnunum. Hoşuma gidiyor. Bazı arkadaşlar bizim bir mutfak turu videomuz vardı. Mutfak turu videomuzda bayağı bir yorum yemiştik. 460 bin kere falan izlemiştim. Yani zenginsiniz. Gösteriş yapıyorsunuz. Ediyorsunuz. Arkadaşlar ben param böyle güzel. Zengin falan da değiliz. Bizi tanıyanlar zaten 100 şimdiye kadar 100 tane video attık. Bizi tanıyanlar zaten biliyor. Biz hiçbir şekilde bir şey gösteriş yapmıyoruz arkadaşlar. Benim mutfağımda zaten 6000 liralık bir mutfak yani. Buranın standartına göre çok ucuz bir mutfak. Yani bize öyle şey, öyle ithamlarda bulunanlar var. Ama fazla takmıyoruz. Böyle size bir göstermek istedim nerede çalıştığımı. Benim çırak da iş yapıyor. Çalışıyor. Şimdi buraları yapıyoruz. Buradaki bütün evlerin elektriğini biz yapıyoruz. Selam söyle lan. Bu bizim Ömer. Geçen size bir tane resim göstermiştim ya arkadaş. Bu arkadaş yaptı o resmi. Aynen. Bayağı yetenekli bu konuda. Bir şey demek istiyor musun? Yok abi, canının sağlığı inşallah daha çok büyürüz. İnşallah. Aynen böyle gördüğünüz gibi inşaat halinde her yer. Biraz sonra da size konteyneri de gösteririm kaldığımız yere. Bizim delovalar nasıl çalışıyor bakın. Maşallah. Söyle bakayım. En sevdiğin usta kim? Sensin abi. Bunun vay. Tam bir yağcı ha, yağcı. Allah razı olsun. Evet. Güzel yapmışsın. Aferin. Evet arkadaşlar. Burası da bizim böyle bir konteynerimiz var burada bizimle. Burada şeylerimizi yapıyoruz. Yemeğimizi falan yiyoruz burada. Molada burada oturuyoruz. Makinelerimiz, malzemelerimiz falan var. Böyle küçük bir yer. 4-5 kişi burada oturuyoruz. Ceketleri falan asabiliyoruz. Eşyalarımızı koyuyoruz.
Bize yetiyor inşaatta, yeterli oluyor. Burada bir sürü konteyner var böyle. Her firmanın kendi konteynerı var. Tuvaletlerimiz de burada. Aynen buralar gördüğünüz gibi böyle hep komple inşaat. Evet, gördüğünüz gibi Cevdet'i izlediniz şimdi. Ben aslında şimdi dışarı çıkmak istiyorum. Çünkü sizi hemen göstereyim bir saniye. Gördüğünüz gibi duvarlarda yine lekeler oluştu. Bakın burada, şu kısımlarda, ondan sonra şuralarda var. Bir de burada kocaman var. Sandalye olduğundan dolayı burada haliyle böyle lekeler çok çabuk oluyor. Ve bir videomda da zaten size göstermiştim bunları nasıl çıkardığımı. Müller'de ya da herhangi bir böyle DM gibi marketlerde şeyler oluyor, kozmetik yerlerinde yani. Süngerler oluyor. Aslında ayakkabı için kullanılıyor o, çıkarması için lekeleri. Ama bu duvarlarda gerçekten süper işe yarıyor. Bir böyle ıslatıyorsunuz sadece, böyle bir kez böyle çiteliyormuş gibi yapıyorsunuz. Hemen çıkarıyor. Onu almaya gitmek istiyorum şu an ama bilmiyorum, hava çok serin. Acaba çıksam mı dışarı? Belki de çıkmam. Yarın çıkarım. Çünkü yarın cuma, Cevdet'le şöyle hem dolaşırız hem çıkarız diye düşündüm. Yani bugün evde olmak istiyorum. Dışarı çıkmak istemiyorum. Çok rüzgarlı hava bugün. Böyle yani evde geçiririm. Akşam yemeğine daha ne yapacağımı karar veremedim. Hala bir düşünüyorum, böyle git gel yapıyorum ne yapsam ne yapsam diye. Sizde de öyle oluyor mu? Ben her gün ne yemek yapacağımı şaşırıyorum arkadaşlar. Cevdet'i biliyorsunuz her şeyi yemediği için, yani her şeyden kastım böyle sulu yemekler asla yemiyor. Mesela kuru fasulye yemeği, nohut yemeği, taze fasulye yemeği, böyle vitaminli şeyler yemiyor. O yüzden de hep böyle kuru kuru yediği için gün içerisinde de doğal olarak biraz sapıtıyorum ne yemek yapacağımı. Bilemiyorum yani. Aslında çok istiyorum böyle yemeklerden yemesini. Çünkü ben çok seviyorum. Hem kendisi için de çok iyi. Yavaş yavaş ama bazı şeylere, bazı yemeklere alıştırdım. Mesela tarhana çorbasını ilklerde pek şey yapmazdı o. Söylentiyle yemezdi. İşte ben içmem falan. Sonra bir kere yaptım ben ona. Bayıldı. Sonra hep o çorbadan istiyor artık benden. Bilmiyorum, aslında annem bana yaptığında kuru fasulye falan diyorum bir dene hani. Ama denemiyor. Yani demek ki gerçekten sevmiyor. O yüzden bazı şeylerde de zorlamak istemiyorum. Böyle bakalım, belki bir şey bulurum yani son dakikasında ne yapacağımı. Bakın size bunu göstereyim. Geçen ben bunu Hofer'den almıştım arkadaşlar. Birkaç defa görüyordum. Almamıştım. Ve sonrasında da kalmamıştı zaten. Tekrar getirmişler bunları. Crofton markasının dörtlü böyle kesme tahtası diyeyim artık size. Bunu ben Ikea'da da görmüştüm. Aslında bunlar daha kullanışlı. Böyle şey yapabildiğiniz için bunu huni şekline de getirebiliyorsunuz. Bakın böyle şekilde giriyor. Plastik olduğu için. Şöyle. Yani mesela sebze falan doğradığınızda çok pratik bence. Direkt tavaya böyle aktarabilirsiniz. Normal benim siyah tahtamı biliyorsunuz pek kullanışlı değil. Onu hep böyle elimle almam lazım ya da bir aparatla almam lazım. Bir de arkası böyle şeyli, kaymasın diye böyle şeyli yapmışlar. Yani kaymıyor diyecektim. Kayıyor sanki. Ama o kadar da önemli değil. Yani şurada bir deneyeceğim. Bakın burada kaymıyor. Görüyor musunuz hiçbir şekilde? Ama burada da yapamam tabii. Ya altına bir şey koyacağım. Ama beni rahatsız etmiyor zaten kaydığı zaman. Şöyle farklı renkleri var. Bir de mermer desenli vardı, siyah beyaz. Ama onun çok ufak boyu vardı. Onu almak istemedim. Keşke bunlar o renkte olsaymış. Çok hoş olurdu. Çünkü mutfağımda genellikle aletlerim bu renklerde değil ya. O yüzden bir takıntı. Aman olsun artık, ne olacak, sanki bir kesme tahtası dedim sonra aldım. Evet, böyle daha hiç kullanmadım bunları, bir güzel böyle sirkeli suda falan yıkayayım. Bu şekilde size de yani fikir olsun. Eğer almak isteyenler şu an Hofer'de. Bunlar tekrardan geldi. Alabilirsiniz. Fiyatını da hemen söyleyeyim. 3.99'du. Cevdet'i şimdi işten geldi gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Size söylemedim sabah. Bugün çift makarnası yapmaya karar verdim. Evet. Bakalım ilk defa yapacağız bunu.
Evet, bugün Çin mutfağındayız. Evet, tarifi bir tane Alman kanalından aldım. Şuraya yazarım alta bir yere nereden aldım. Ama ben kendi damak tadıma göre biraz değiştirdim tarifi. Mesela onda pırasa falan da vardı. Pırasa pek sevmediğimiz için. Cevdet, konsantremi bozuyorsun. Gülsün, bu ağacı nereden aldın? Dışarıda mı topladın? Bu zencefil. Cevdet, bir lafımı bitirin. Ağaça benziyor. Ne diyordum ben arkadaşlar? Bakın bozdu benim şeyim şimdi. Evet, ben kendi damak tadıma göre tasarladım. Mesela oradaki kadın pırasa kullanıyordu ama biz pırasa fazla sevmediğimiz için. O yüzden ben böyle yeşil biber, ondan sonra kapya biber de kullanacağım. Ama onları şimdi detayları gösterelim size. İlk olarak şöyle malzemelerini söyleyeyim. Şöyle görüyorsunuz, Çin makarnamız var. Yaklaşık 250 gram kadar kullanacağım. Bu bize yeter. Ondan sonra burada 250 gram mı? Evet. Ben 250 gram kendi başıma yedim ya. Nasıl çoğalacak yapayım? Malzemeler. Allah Allah. Ondan sonra susam yağımız var. Açık renkte olan soya sosumuz var. Bir de koyu soya sosu kullanacağız. Bunu woklarda kullanıyorlar, makarnalarda. Ama bu bana birazcık sıvı geldi. Benim o kadındaki gördüğüm baya böyle bir katı kıvamdaydı. Nasıl nar ekşisi böyle katı. Öyleydi ama inşallah olur, bakalım. Aldım ama. Sonra taze soya şprosun, yani neydi? Fasulye filiziydi galiba Türkçesi. Evet, tazesini bulamadım markette. Sordum bile, ekstra kalmamış. Ben de konservedekini aldım. Bunu yıkadım iyice. Bunu kullanacağım ben. Ve böyle tavuk göğsünü jülyen jülyen doğradım. Bunu hazırladım. Bunu birazdan marine edeceğiz. Sonra iki tane yumurtamız var. Ve dediğim gibi bir tane kapya biber, bir tane yeşil biber, bir tane havuç. Sonra böyle yaklaşık iki tane diyelim artık. İki sarımsak, iki diş sarımsak. Bir tane soğan. Bir de şu gördüğünüz zencefilin hepsini tabii ki de kullanmayacağım. Sadece çok küçük bir parça. Ben kestim, böyle soydum. Bunu kullanacağım. Kadın tarifte zencefil kullanmıyordu. Benim damak tadıma uygun değil diyordu. Ama ben birkaç tarif baktım. Bundan da içine koyuyorlar. Güzel oluyormuş. O yüzden ben de deneyeceğim bununla. Evet. Bir Gülsün, de... bunu parayla mı satıyorlar ya? Evet. Ya bunu dışarıda ağaçtan ben de toplar getiririm. Buna para mı verdin? Cevdet, bu şifa şifa. Bunun çayı da yapılıyor. Bir de kadın tavuğu sadece soya sosuyla marine ediyordu. Ama ben birazcık şeker, birazcık mısır nişastası, koyu renkte olan soya sosu, bir de açık renkte soya sosuyla marine edeceğim. Bence daha güzel olur öyle. Onu da bir başka tariften görmüştüm. Yani hepsini böyle birleştirdim diyeyim tarifleri. Kadın bir de dediğim gibi şey kullanmıyordu. Sarımsak da kullanmıyordu. Sarımsağı ben kullanıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar diyeyim artık size. Şeker ekliyorum. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar nişasta, mısır nişastası şu an bu. Hatta biraz daha ekleyebiliriz. Tamamen göz kararı yapacağım ben bunları. Sonra şu açık renkte soya sosunu döküyorum. Evet, bu fazla tuzlu olabilir. O yüzden dikkatli olalım. Bir de şu koyu renkte olan, bakalım yani koyu da durmuyor bu ama inşallah olur ya. Evet. Bunu şimdi böyle bir karıştıralım. Ve böyle görüyorsunuz kıvamı bu şekilde. Bunu şimdi kenara alacağım. Normalde yarım saat bekletirsek marine etmesi için daha iyiydi ama biz şimdi zamanımız yok. Direkt zaten sebzeleri kesmekle başlayacağım. O esnada zaten bu marine olur. Böyle bir karıştıralım. Ve bunu kenara alalım. Suyumuzu da kaynamaya bıraktık. Havuç da mı giriyor? Evet. Ben havuç hiç sevmem ya. Sen ayırırsın içinden. Şimdi nasıl yapayım ilk? Onu ince ince keseceğim. Japonlar ince ince yapıyor. Evet. Hanımefendi artık Çin yemeklerine özeniyor. Çin yemeği yapıyorlar. Denemek istiyordum ne zamandır bunu.
Size de değişik bir tarif olmuş. Yap da bir Sivas koftesi yek. Bu tezgahı yıkadın mı? Yıkadım tabii ki de. Şimdi insanlar soruyor yani yıkadın mı yıkamadın mı? Onu cevaplamamız lazım. Ya zaten kla değil mi? Yani klanın Türkçesi ne? Belli dedi? Değil mi? Evet zaten belli bir şey değil mi? Ay ben buna Türkçeyi de öğretmem lazım canım. Daha da ince yapabilir miyim? Arkadaşlar şu an Netflix'te yeni bir dizi çıktı. İsmi neydi kız o dizin? 50 metrekare. Harika bir dizi ya. Ona bakıyoruz bu şimdi. Evet onu izliyoruz şu an. Çok güzel bir dizi. Tavsiye ederiz. Netflix'te var. 50 metrekare. Evet. İlginç bir dizi değil mi? Değişik değişik şeyler oluyor. Her sahnesi çok enteresan. Yani böyle hiç böyle düşünmeyeceğin anda ilginç bir sahne geliyor böyle değil mi? Evet. Yani bizim normal Türk dizileri gibi değil. Daha biraz bir değişik, bir farklı. Hoşuma gitti, beğendim. Bizim Türk dizilerinde ne varmış? Anam bizim Türk dizilerine bana çok monoton geliyor ya. Tamam. Elimden geldiğince ince yapmaya çalıştım. Böyle. Zebzelerimizi. Güzelce doğradım. Doğramakla devam edelim. Evet. Şimdi şunları da böyle böyle yapacağım. Şöyle, şu şekilde. Sen hızlı doğrayamıyorsun. MasterChef de nasıl doğruyor? Ben şef miyim? Evet. İnşallah daha da güzel olur. Bakacağız artık. Bilemiyorum. Tavuklu Japon makarnası yiyeceğiz bugün. Öyle. Bravo. Bunu da hallettik. Evet müthiş oldu. Ve soğanı böyle büyük büyük bıraktı kadın. Şöyle şöyle. Bu şekilde. Bayağı kalın. Daha büyük yaptı da kadın. Ben o kadar istemiyorum büyük. Bence böyle ideal. Şimdi sarımsaklarımızı da şöyle ince ince doğrayalım. Birazcık kalın olabilir sarımsak. Adam öyle dedi. Daha lezzetli oluyormuş. Ama zencefili birazcık ince yapın. Bayağı bayağı küçük küçük kesin yani. Çünkü zencefil çok aromalı bir şey. Bak kokusunu alırsın hatta. O çok güzel bir aroma koyuyormuş, veriyormuş. Bundan sadece az ekleyecekmişsiniz. Yoksa çok fazla yoğun bir tadını bırakabilirmiş. Tamam. Şimdi artık makarnalarımızı suya koyabiliriz. Suyumuz burada kaynıyor. Makarnamız da burada. Arkadaki yazıldığına göre yapın. Mesela 5 dakika pişmesi lazım. Fazla da pişirirseniz güzel olmaz. Böyle biraz sert kalsın. Ve makarnamızı şöyle koyalım. Ve hemen oradan 5 dakika kurayım da fazla pişmesin. Şimdi artık buraya gelebiliriz. Sıvı yağ alıyoruz. Biraz da. Her şeyi bir anda katıp karıştırmayacağım arkadaşlar. Wok tavam küçük olduğu için çok fazla ateş göstermez. O yüzden haşlanıyormuş gibi olur. Hepsini aşama aşama yapacağım. Yani mesela zebzeleri pişirdikten sonra onu çıkaracağım. Tavuğu ekleyeceğim. Tavuk pişince onu çıkaracağım. Öyle aşama aşama devam edeceğiz. Tıraş oldum ha ya. Maşallah. Evet. Şimdi buraya yumurtamızı alıyoruz. Yumurta mı yapıyorsun sucuklu? Evet, evet. Şöyle karıştırıyoruz. Ve bir iki damla diyecektim. Maşallah.
bu çok akıtıyormuş ya. Kadınınki böyle damla damla oluyor. Çok mu oldu? İnşallah çok tuzlu olmaz. Ama şuna üzüldüm ya. Kadınınki böyle bildiğiniz katı bir şeydi. Koyu renkteydi. Böyle makarnayı koyu yaptı rengi. Onu bulamadım. Her yere baktım yoktu. Evet, yumurtamızı pişiriyoruz. Japon yemeği yiyecek. Evet. Olmuş mu? Aslında böyle ekmek arası iyi gider ha. Evet, bu oldu. Ekmeğe bandırayım mı biraz? Bunu şimdi tabağa alıyorum. Sonrasında biraz daha yağ alıyoruz tabağımıza. Ve tavuğumuzu buna ilave ediyoruz. Ve bunu da bir güzel pişiriyoruz. Benim kanalımda yorumlara baktım. Herkes denemiş ve bayılmış. Çok lezzetliymiş güya. Bakalım. Bunu hemen şimdi süzelim. Sudan tutmamız lazım. Şöyle. Önemli olan tavuk suyunu salmaması lazım. Şu an salmadı bakın. Yani bayağı kızgın ateş olması lazım. Tamam, tavuğumuzu alabiliriz artık. Şimdi sıra zebzelerimizde. Şöyle tekrardan yağ alıyoruz. Şöyle. Ve zencefillerimiz. Oo, acayip bir su koktu. Hı. Yo, biraz az geldi. Sık karıştırın ki yanmasın. Sarımsakları hemen atmayalım. Yoksa sarımsak çok piştiği zaman acısını bırakıyor. Şöyle. Zebzelerimizi. Soya sosumuz. Şöyle birazcık kıtır kalması güzel. Ve son olarak sarımsaklarımızı ekliyoruz. Ve fasulye pilizlerimiz. Ve bunu tabağımıza alıyoruz. Tekrardan sıvı yağ. Ve süzmüş olduğumuz makarnalar giriyor. Bundan fazla koymayın. 1-2 damla sadece. Susam yağından. Yeter bu kadar. Ve şu koyu renkte olan soya sosumuzdan. Evet.
Normal suya tuttuğumuzda. Şimdi her şeyi birleştirmek kaldı. Biraz da karabiber en son dokunuş. Ve tadına bakıp tuzunu kontrol edebilirsiniz. Hemen bakalım şöyle. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Efsane olmuş. Ama sanki tuzu eksik. O yüzden biraz daha soya sosuyla tatlandırıyorum. Hadi bakalım. Karnım çok acıktı. Hemen bir gömelim de bakalım da nasılmış. Hani Japon çubuklardan yemeyeceğiz mi? Japon çubuğu yok mu? Var. Ama bir tane var istiyorsan. Ben onu tutamıyorum. Tamamdır. Şimdi ise servis yapalım. Servis gel, servis gel, servis. Oh. Son dokunuş. Susam. Tada! Çin makarnamız hazır. Evet, güzel görünüyor. Hazır mıyız? Evet, deneme yapıyorum şimdi. Ben de koydum kendime. Çubukla. Bence çatalla ye. Dur kız, yiyeceğim ben böyle. Böyle kaşıkla ya, kaşıkla. Çatala da ya, olmadı böyle. Evet, güzel olmuş. Evet, ben de bir yiyeyim. Enfes. Evet, ben Çin makarnasını asıl bu sosla seviyorum. O kadar yakıştırıyorum ki. Böyle bolca bundan ekiyorum üstüne. Tabasco mu bu? Hayır, bu şey. Onların sosu işte. Bununla çok güzel oluyor. Yanıyorum şu an arkadaşlar. O sosu o kadar seviyorum ki böyle bocalıyorum üstüne. Sevmediği bir sos yok ki, hep her şey bol soslu yer. O favorim. O birinci sırada geliyor. Bakın, acılığından yanaklarım kızardı. Görüyor musun Cevdet? Hı-hı. Evet, elhamdülillah bugün de doyduk. Enfes olmuş arkadaşlar. İki tabak yedik. Çok beğendik. Aynen, denemeyi tavsiye ederim. Gerçekten güzel oluyor. Benim de hoşuma gitti. Ama ben... Japonlardan iyi yaptık ya. Evet. Ben zencefilini yine biraz fazla koymuşum galiba. O kullandığımın yarısını kullanın. Çünkü çok fazla aroması geliyordu yediğimde. Ama yine de çok lezzetliydi. Aşırı beğendik. Yok, bence gayet onu güzeldi. Sana benim. Gelmiyor muydu çok yoğun bir tadı? Yok. Hiçbir şey gelmedi ben. Bana gayet biraz fazla güzeldi. Geldi. Gayet neyse. Güzeldi. Bence biraz soya sosu daha çok olabilirdi. O zaman çok tuzlu olurdu ama. O neden oldu biliyor musun? Ben doğru koyu renkteki olan soya sosunu bulamadım ya. O bunu resmen koyu yapıyordu daha ama olmadı. Olsun. Bu da güzel. Aynen. Elhamdülillah. Evet, yani dışarıdaki alınanlar bence ne olduğunu içinde bilmiyoruz. Aynen. Evde kendimiz içinde ne olduğunu bilerek yapmamız daha iyi. Sevenler için yapabilirsiniz bu tarifi. Evet. Böyleydi. Evet, bu videoyu da burada kapatıveriyor artık. Ben 50 metrekareye bakacağım şimdi. Cevdet artık benim şiveyle konuşmaya başladı. Aynen, şivelerimi geliştiriyorum arkadaşlar. Evet, umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olun ya. Evet. Lütfen abone olun ya. Allah Allah. Ve bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet, onu dedik zaten. Evet, o zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlar, şu an çok kötü bir şey oldu. Evi resmen su bastı. Ya şu an temizledim, ettim,
Ama şu boru resmen buradan çıkmış. Makine suyunu pompalarken. Bakın. Burası hep su olmuş. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne gülüyorsun ne? Olacağı varmış kızım, Allah Yani ben hayatımda durun şu an hiç konuşamıyorum. Yani şoktayım. onu gel, orayı temizle de onu geri Cevdet! bekit. Sinir etme beni. Of, buraları hep temizlemem lazım. Ya bu temizlemiş hali şu an. Resmen burası komple suydu, biliyor musunuz? Kabus gibi bir şey. Neyse ya, alacağım, gerçekten ağlama noktasındayım. Cevdet, bu durumda nasıl böyle kalabiliyorsun ya? Her zaman pozitif olmak lazım. Alacağım ben ya. Evet, güncel durum. Şu yer var ya, şu boru. Oraya biraz şey birikmiş, atık birikmiş arkadaşlar. Açtım baktım, sadece şu kadarcık bir şey vardı. Yani büyük bir şey yoktu içinde. Ona rağmen olduğunu sanmıyorum. Bu fazla iyi sıkılmamış. O yüzden tahmin ediyorum. Akşam akşam harika bir macera yaşadık. Yarın göğsüme bol bol iş çıktı. Ya şimdi burayı açık bırakacağım komple. Bu şeyleri takmayacağız. Ki böyle hava alsın. Gerçi her yeri böyle sil kuru şu an buralar ama yine de şey olsun istiyorum. Birazcık hava alsın istiyorum. Ya ben koltukta uyuyordum. Uyuyakalmışım. Cevdet beni kaldırıyor. Diyor ki Gülsüm kalk, evi su bastı. Ben de diyorum ki beni uyandırmak için diyor sadece, hani kalkayım diye. Ne saçmalıyorsun Cevdet diyorum. Bir geldi, mutfağa gerçekten de su bastı. Ay Allah'ım ya. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ama şimdi oluyor ya, bir sıkıntı yok. Denedim de. Evet. Ahmet. Neyse ben burayı şimdi böyle bırakacağım. Yarın komple buraları bir daha silerim ben zaten. Böyle yani akşam akşam böyle bir şey yaşadık arkadaşlar. Neyse.